Merhabalar kuzularım tosunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz. Hangi konuyla? Tabii ki denge ile devam ediyoruz. Birazcık bir tık bir zor bir sorumuz var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. İdeal pistonlu bir kap içerisinde bir tarafta karbon monoksit, karbondioksit, kükürt dioksit ve kükürt trioksit gazları denge halindeyken, şu tepkimeye denge halindeyken bir tarafta da ne gaz var arkadaşlar? Helyum gazı mevcut. Tepkimesinde 2 mol CO, 4'er mol SO. Şimdi bir tepkimeyi şuraya bir tekrar bir yazayım, rahatça bir göreyim gençler. SO3 eşittir, hepsi gaz olduğu için altına yazmıyorum. Artı SO2, şurası SO2. Peki bunlardan kaçar mol var, onları da yazayım. 2, bundan 4 varmış, 4 varmış, 4 varmış. Ve ne halindeymiş? Denge halinde. Peki bu değerlere göre ne yapabilirsiniz? Bir KC hesaplayabilirsiniz. Doğru mu arkadaşlar? Hesaplayalım. KC eşittir ürünün derişimi bölü genelin derişimi. Yani 4 çarpı 4 bölü 4 çarpı 2'den zırt zırt gitti. Buradan 4 bölü 2'den kaç geldi? 2. Burada unutmayacağınız şey şunu yapacaksınız. Bileceksiniz ki arkadaşlar. Daha doğrusu biliyorsunuz da hatırlayacaksınız. Denge sabiti KC sadece ve sadece neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyordu. Tamam. Burada bir işlem yapıldığında KC değişmeyecek. Devam edelim. M musluğundan buradan ile A mol SO3 gazı çekildikten, buradaki SO3'ten A molünü dışarıya atıyoruz. Nerede SO3? Burada. Peki eksi A mol diyelim mi buraya? Ne kadar attığımızı bilmiyorum. Peki bunları SO3'ten çıkartırsak denge bunu artırabilmek için girenlere kayacak mıdır? Ve tekrar denge kurulacak mıdır? Evet. Buna da tepki diyoruz. Bir etki ettik. SO3'ü çektik. Denge tepki vermeye başladı. Peki o zaman şöyle diyorduk burada. Denge yapılan etki, tepki, tekrar denge değil mi arkadaşlar? Tekrar denge. Peki yaptığımız etki bu. Tepkiye gelelim. Denge bu tarafa kaydım. Ve dikkat edin 3 mol. Tekrar denge kurulunda 3 mol. Yani bundan ne kadar azalmış o zaman? 1 mol azalmış. O zaman bundan da 1 mol azaldı. Bundan ne kadar arttı? 1 mol arttı. Bundan da 1 mol artmıştır. O zaman bundan 3, bundan 3. Bundan kaç arkadaşlar? 3 oldu. Bundan ise 4, bir daha 5 bölü kaç diyeceğiz arkadaşlar? 5 eksi A diyeceğiz değil mi? 5 eksi A. Peki bu durumda şimdi tekrar şu denge durumuna göre denge sabiti yazacak olursanız ki yazalım. Ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri 3 çarpı 3 bölü 3 çarpı 5 eksi A. Şimdi burada bazılarınız yine itiraz ediyordur sevgili gençler. Diyorsunuzdur ki iyi de hocam orada 2 litre diyor, siz 2 litreye bölmediniz. Kafanıza göre işlem yapıyorsunuz. Mol sayısı üzerinden gittiniz. Aslında bu konuda haklısınız ama burada 2 litreye bölsen de aynı, bölmesen de aynı. Çünkü ürünlerdeki tür ve türlerin katsayıları toplam birbirine eşit olduğunda ikisi de gaz, ikisi de gaz. Hepsinin katsayısı 1, tamam mı? Dolayısıyla burada hacme bölsen de bölmesen de değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Burada neye eşit olacak? Yine 2'ye eşit olacak. Şunda şu gitti mi? Evet. O zaman şurası 3 eşittir 10 eksi 2A'dan. 2A'yı bu tarafa at. 3'ü bu tarafa at. Buradan 2A eşittir 7 geliyor. A eşittir kaç geliyor arkadaşlar? 3,5 geliyor. Yani 3,5 mol madde çekmişiz burada. Piston bir miktar sola kayar. Herhalde yani SO3 gazı çekiyorsun. Buradaki sol tarafın mol sayısını azalttığın için bir miktar sol tarafa doğru kayacaktır. Onun için birinci ifade doğru. A'yı da 3,5 bulduk. Bu da doğru. İkinci ifadeye gelince helyum gazının PV çarpımı azalır. Sevgili çocuklarım bunu gazlar ünitesinde hatırla. PV çarpımı sorulduğunda size bir gazın PV çarpımı sorulduğunda o gazın basıncı nasıl değişiyor, hacmi nasıl değişiyor diye bakmayın. Lütfen neye bakın? Mol sayısı ve sıcaklığı değişiyor mu ona bakın. Helyum gazının molü değişiyor mu? Hayır. Sıcaklığı değişiyor mu? O zaman bu ikisi değişmiyorsa helyum gazının PV çarpımı değişmez gençler. İkinci ifade yalandır. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür.